Sizi rahatlatacak bir şey var. Dediğim gibi bu aktivitelerde sizlerin soru sorup benim cevaplamam üzerine aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz. Beraberce sohbet etmek anlamında beni bir şeyler anlatmaya sevk edecek sorular sorarsanız memnun olurum. Yani sorular filmi çekerken eğlendiniz mi falan tonunda olmasa. Buyurun hocam. En büyük çılgınlık. Vallahi herhalde sahneye çıkmak olsa gerek. Sahneye hiç çıktınız mı? Yok, hiç çıkmadım. Yani ben Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanıyım. Ancak o zaman çıkıyorum, konuşuyorum. Hani konuşabiliyorsun. Tabii ki. Ama zor olduğuna dair bir hissiyatın oluyor değil mi? Bilim ve Teknik Kurulu mu? Ne? Bilim ve Teknik Bilim Kulübü. Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanı. Kulübü Başkanı. Evet. Türkiye'de kaç tane başkan olduğunu biliyorsunuz değil mi? 5 milyon tane başkan var. Çılgınlık anlamında. Siz kaçıncı sınıftasınız? Bilgisayar mühendisi 2. sınıf. Bilgisayar mühendisi 2. sınıf. Valla benim yani bir... Şimdi komedyenlerle ilgili geçmişlerinde rahatsız olmayın, oturun. Çok teşekkür ederim ilk açılışı yaptığınız için. Bu çocuğu not alın ileride bize. Diğer üniversitelerde lazım olacak bize. En çılgın aklıma gelen şey ne yapacağını hiç bilmediği halde bir insanın sahneye çıkmasıydı. Onu da yaptım yani. Öyle çıktım sahneye. Yani çık hadi komik bir şeyler anlat hadi bakalım dediler ve çıktım. Hiçbir planım programım yoktu. Ama tabii sonra o kasetleri izliyorum yani gerçekten çılgınlık mı? Çünkü çok kötüyüm, inanamazsın. Ya eski gösterilerde çok kötüyüm usta. Böyle daha sonra da şöyle komik şeyler oldu falan. Arkadaşlarım var önde izleyenler, onlara soruyorum. Ne anlatayım, ne anlatayım, ne anlatayım? Siktir git, ne anlatacaksa anlat.